Lisans ve lisansüstü projeler gerçekleştiriyoruz. Ve öğrencilerimize insansız sistemlerle ilgili, yani insansız hava aracı sistemleriyle ilgili, robotikle ilgili projeler tanımlayarak bilgi seviyelerini, teknolojik bilgi seviyelerini yükseltmeye çalışıyoruz. Problem çözme kabiliyetlerini geliştirmeye çalışıyoruz. Ve buradan mezun olunca iyi bir bilgi birikimiyle savunma sanayimize hizmet etmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Burada lisanstan, lisans üstü, yüksek lisans, doktora ve akademik çalışmalar yürütülüyor. Multikopterlerden başlayarak ta jet motorlu İHA tasarımı ve işte kontrol sistemleri burada tasarlanıyor, üretiliyor, testleri yapılıyor. Bizim aynı zamanda Eskişehir İnönü Merkezimizde uçuş testlerimiz gerçekleşiyor, uçuş kamplarımız gerçekleştiriliyor. Şu an hala hazırda yaklaşık 42 öğrencimiz var, lisans ve lisansüstü. Bunlara kısa dönem ve uzun dönem projeler tanımlıyoruz. Kısa dönemde şu an 7 takımımız Teknofest'e hazırlanıyor. Hem Azerbaycan Teknofest'ine hem Türkiye Teknofest'ine başvuru yapacaklar. Farklı kategorilerde döner motor İHA'lar var, döner motor dronlar var. İşte vertikal take-off landing var, işte dikey iniş kalkış yapan dronlarımız, sabit kanat İHA'larımız burada tasarlanıyor. İşte bunlara farklı yenilikler katarak, farklı inovasyon hem yapısal anlamında hem algoritma anlamında, kontrol anlamında, görüntü işlemi anlamında yenilikler ekleyerek Teknofest'te başarı elde etmeyi planlıyorlar. Şu an... Burada biz Teknofest yarışmalarına hazırlanıyoruz. Burada 6 ekip olarak ayrı ayrı ekiplerimiz var. Hem Teknofest Samsun, yani Türkiye'de gerçekleşecek olana katılacağız. Hem de bu yıl gerçekleşecek olan Azerbaycan Teknofest'e de katılacağız. Yola çıktık. Hibrit sistem üzerinden bir drone tasarlamaya karar verdik. Bu hibrit sistemimizde çok farklı, hani alışılagelmiş biz döner kanat İHA'lardan farklı bir sistem tasarlıyoruz şu an. Ekibimizde tasarım ekibimiz de var. Mekanik kısmında da ilgileniyorum ben aynı zamanda. Bizim kategorimiz uluslararası serbest İHA kategorisinden gireceğiz. Oradaki görevimiz de şöyle gerçekleştirmek istiyoruz. Yapmış olduğumuz hibrit sistemle hem pilin ömrünü uzatacağız hem de yani şu an dünyada bunu söyleyebiliyorum rahatlıkla. Genelde 30-55 dakika sınırını geçemeyen uçuşlar, yani yapılamıyor uçuşlar. En fazla sınır 50-55 dakika kesinlikle. Bizim yaptığımız sistemle biz bu sürenin sınırına yani bir taşıyacağız. Çok güzel bir şekilde biz bunu uzatmayı düşünüyoruz şu an. Yıllarımızda başlamış olan havacılık sevdamızı burada İHAMER bünyesinde sunulan imkanlar ve akademik danışmanlarımız sayesinde gerçeğe dönüştürme fırsatı bulduk.
Burada şu anda görmüş olduğunuz model bir dikey kalkış özellikli insansız hava aracı. Otonom uçuş özelliklerine sahip bir tanesi. Bizim buradaki amacımız normalde genellikle kullanılan materyallerin aksine bu yaygın olarak kullanılan materyalleri geliştirerekten, yapısal olaraktan, Ar-Ge çalışması yürüterekten mevcut materyallerin fiziksel özelliklerini iyileştirmek. Örnek olarak ise bu modelimizde bir dikey iniş ve kalkış özelliğimiz mevcut. Normalde iniş ve kalkışı sağlamak için bir pist ve 8 derecelik güvenli bir iniş kalkış açısı gerektirirken biz burada dikey iniş ve kalkış özelliğiyle herhangi bir noktadan direkt noktasal bazda iniş ve kalkış operasyonlarını gerçekleştirebiliyoruz. Aynı zamanda da bahsettiğim üzere normalde yaygın olarak kullanılan genişletilmiş polimer materyallerin yanı sıra biz bu materyallerin karakteristik yapılarını iyileştirerek de özel bir kompozit sandviç yöntemi kullanarak da mekanik özelliklerini iyileştirmeyi hedefliyoruz. Öbür yandan özgün bir yazılım kullanarak da tam otonom bir uçuş elde etmeyi planlıyoruz. Bu tam otonom uçuşun amacı da gözlemleme ve denetleme tarzında görevleri yerine getirmek amacıyla. Bizim projemizde iki tane insansız hava aracımız ve bir tane de kara aracımız mevcut. İnsansız hava araçlarımız birbiriyle sürü algoritması şeklinde hareket edecek. Kara aracımızla beraber de bir haberleşme sağlayacaklar. İnsansız hava aracımızda görüntü işleme yapmayı da düşünüyoruz. Aslında şöyle, biz kategori olarak insanlık yararına teknoloji kategorisini de düşünüyoruz. Belki bir afet yönetimi için kullanabiliriz. Çünkü kara araçlarımız belli bölgelerde iletişim sağlayamadıkları zaman insansız hava araçlarımızın devreye girmesini istiyoruz. Böylelikle insansız hava araçlarımızla belli bir kargo taşıması yapabiliriz. Acil yardım taşıması yapmayı planlıyoruz. İHA başta olmak üzere insansız her türlü hava aracı ve değişik robotik araçlar tasarlanması yapılıyor. Gençlerimiz bu tasarımları orada geliştiriyorlar ve gerçekten yapıyorlar. Küçük bu İHA'larda ve hava araçlarında kullanılan jet motorlarından tutun da insansız ayda hareket edecek robotlara kadar gençlerin çalıştığı çeşitli projeler bu merkezde yapılıyor. Biz bunu çok kısıtlı kaynaklarla orada 300 metrekarelik bir alanımızı dizayn ederek başlattık.